Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 31 Mart Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 8 koşuluk programımız olacak. Altılı Ganyanımız 3. koşuda itibaren start alacak. Ben 1. koşudan 1. dörtlü Ganyan, 7'li plase 1. üçlü Ganyan'ı oynayan arkadaşlar için de sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet, 1. koşu 17-15'te start alacak. Şartlı 3 dişilere mahsus 4 ve Kore İngilizler 2100 metre sentetik kumla start alacak. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, ben burada 2 tane uzun ara veren safkan var. 1 nolu safkanımız 213 günlük aradan sonra ve de 3 nolu safkanımız 81 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. Ben burada 3 nolu safkanımızı ben banko olarak sizlere önereceğim. Yani kuponumda ben banko olarak bırakacağım. Müslüm Çelik'le ikinci kez buluştu. Son koşusunu ölçü almadım. İstanbul'da şartlı 5'te 2000'de harika bir ikinciliğe sahipti. Ben yine etkili bir koşu gelir diyorum. Gökhan Kocakaya ile start almıştı. Ben Müslüm Çelik'le foto önde geçmesini bekliyorum. 3 nolu safkanımız benim bankom olacak 1. dörtlü Ganyanımızda. Evet, 2. koşumuz hem 7'li plasemizin ve 1. üçlü Ganyanımızın da başlangıç ayağı handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alacak. Evet, burada yine banko olarak önereceğim bir safkan. Yarın da kuponda hem 7'li plasede hem de 1. üçlü Ganyanımızda, 1. dörtlü Ganyanımızın da ikinci ayağında. Bunu da banko olarak bırakacağım. O da Berkan Çığlay'la start alacak olan 1 nolu safkanımızı benim kuponumda yarın banko olarak bırakacağım. İstanbul'da hem 1400'ü hem 2000'i hem kazandı hem kısa vade 7'de yaptığı bu mesafede 3.lükte ayrılan son koşusunu İzmir'e gitti. Grup 3'te 1600'de Kavakum'da bir mücadelesi vardı. 7.lükte ayrıldı ama tekrar şimdi sentetiğe kavuşan 1 nolu safkanımız benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet, 3. koşumuz altılı Ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada 4 safkan ön plana çıkartıp kuponumda şans vereceğim. Altılı Ganyanımızın başlangıç ayağında ilk şanslı safkanın Metin Hamidi ile ilk defa buluşan Altınoğlu safkanımız yaptığı iki koşusu da İstanbul'la bu mesafede hem 3. hem 4. Zaten şartlı 19'da bir mücadelesi vardı, biliyorsunuz şartlı 19 hiç yarış hayatında yarış kazanmayan safkanların bir arada olduğu bir koşuda bu mesafede mücadele ederek gerçekten çok rahat bir koşu sergileyip foto önüne geçmişti Gökhan Gökçe ile. Ben yine etkili bir koşu bekliyorum. Metin Hamidi ile ilk şanslı safkanım Altınoğlu safkanımız olacak. Evet, ikinci atım 8 numara diyeceğiz. Müslüm Çelik'le o da buluştu. 4. kez start alacaklar beraber. O da yaptığı son koşusunda satış 3'te 1500'de 4.lükte ayrıldı. Derece olarak baktığımızda çok yakın ara bir 4.lüğe sahip. Mutlaka değerlendirelim ikinci şans safkanım. 3. atım 4 nolu safkanımız olacak. O da Akın Sözen'le ilk defa buluştu. Etkili bir koşu mutlaka gelecektir. Yaptığı son koşu 1400'de üst üste 3.lükte ayrıldı. Şimdi daha da etkili olacağı, koşuya çıkacağını düşünüyorum. 100 metrede uzayan bu mesafede Akın Sözen'le etkili bir koşu bekliyorum. 4'ü de kuponumda 3. şanslı safkanım ve de son olarak da 3 nolu Happy Time diyeceğiz. Gökhan Gökçe ile sevgili dostlar. Sıralamam 6, 8, 4 ve 3 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet, 4. koşumuz 5'li Ganyanımızın da başlangıç ayağı, 6'lı Ganyanımızın ikinci ayağı bir maylen koşu. 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da kalabalık tutacağım bir koşu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 2 safkan bu gruptan ayrılmış. İlk önceliği vereceğim safkanımız Çay kralı diyeceğim Halil Altın'la yaptığı son 3 koşusu da gerçekten muntazam. Hem 1500'de ikinci, 1900'de Bursa'ya Kavakuma çıktı. Üçüncülük ayrıldı. Sonra yine Bursa'da 1300'de yine tatminkar bir üçüncüde sahip sentetikte de etkili bir koşusu var sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza yazalım. Bir Kayızberk orijini olan Çay Kralı ilk şans sapkanım, 2 nolu sapkanımız. Buna da en ciddi rakip 4 nolu Kızıl Vazo diyeceğiz. Vahdettin Kaplan'la yaptığı son 3 koşusu, o da 1300'de ikinci, 1500'de ikinci ve de son koşusunda da uzun mesafede sentetikte üçüncülükle ayrıldı. Ben etkili bir koşu bekliyorum Kızıl Vazo'nu. Yani 2 ve 4 nolu safkanlar 1-2 adım öne çıkıyor. Sonradan kuponumda 8 nolu Dağ Panteri diyeceğim Berkan Çığlay'la, 3 nolu safkanımız Dalyanım diyeceğim Gökhan Özçelik'le ve de son olarak da 10 nolu safkanımız Jet Kız diyeceğim. O da Ahmet Şaşmaz'da start alıyor. Yaptığı son koşusunu ölçü almadığım bir safkan. Dikkat diyorum, bir toşur yavrusu, etkili bir koşu bekliyorum. 2-4 ufak oynayan arkadaşlar 2-4'te bırakılabilir. Sonradan sürpriz arayan arkadaşlar kuponumuzun bütçesine göre 8, 3 ve 10'u da mutlaka değerlendirelim. Evet, 5. koşu 2. dörtlük ayağımızın başlangıç ayağı, 6'lık ayağımızın 3. ayağına tekabül ediyor. 5. koşumuz handikap 16, dişilere mahsus 4 rekor Araplar 1400 metre sentetik kumla start alacak. Evet, 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, tam bir karakolluk bir ayak gördüğüm, yarış kazanan safkanlar, ikincilikte ayrılan, 8.likte ayrılan, derecesiz ayrılan safkanlarımızla bir arada, ondan önce koşuları da derecesiz olan safkanlarımızla baktığımız zaman geri koşuları da çok etkili koşulara sahip sevgili dostlar. Yani zor bir ayak. O yüzden hiç lafı uzatmadan ilk şans safkanım 10 nolu Peksus diyeceğim. 2. atım 2 nolu Subike Halis Karataşta. 3. atım 1 numaralı Fadik. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Mutlaka değerlendirelim. 3. şans safkanım 1 nolu Fadik. 4. atım 3 nolu Hopaşağı diyeceğiz Ali Caninci ile. 5. atım 4 nolu Altınzele. Müslüm Çelik ilk defa buluştu. Sonradan 6. safkanın 5 nolu Traje Akın Sözen'le ve de son olarak 7 nolu Ey Melekcan diyeceğim Ayhan Kurşun'la. Sıralamam 10, 2, 1, 3, 4, 5 ve 7 nolu safkanların mücadelesi. Bu zevkli mücadelede biri galip çıkacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz Adil Tügel koşusu olacak. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada bakıldığında 2 safkan ön plana çıkıyor. Onlar da Megalomon ve de Berken sevgili dostlar. Baktığımız zaman iki koşularda üst üste kazanma başarısı gösteren İstanbul kısa vade 6, 1500 son koşusuna kısa vadeli kazanan 2000 metre kumunda burada sevgili dostlar, o da Ayhan Kurşun'la start almıştı son koşusunu. Yine Ayhan'la da start alacak olan Megalomon'u ilk şans vereceğim atım 4 nolu safkanımız. 2. atımda 1 nolu Berken diyeceğim Halis Karataş'la, o da ilk defa buluştu. Yaptı 2 koşusu da bu mesafede şartlı 4 ve şartlı 5'i kazanma başarısı gösteren Berken'den de etkili bir koşu gelir sevgili dostlar. Evet, sıralamamız 4 ve 1 nolu safkanlar bu gruptan ayrılmış görüyorum. Tabii ki zor bir ayak. Akın Sözen'in 2 nolu, 3 nolu ve de 5 nolu safkanlarımız da etkili koşuları var. O da kısa vadeli son koşusunda kazandı Özcan Yıldırım, ama dereceye baktığımız zaman bu mesafede kim daha iyi koşmuş? Birincilikte ayrılmış ama dereceye baktığımız zaman Megalomon'la Berke 1-2 adım öne çıkıyor bu safkanların üstünde sevgili dostlar. Evet, yani sıralamamız 4 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet, 7. koşumuz 6'lık ayağımızın da 5. ayağı oluyor. Maydan bir koşu 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik kumla start alacak. Evet, 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar burada. Burada yarın kuponumda banko olarak bırakacağım. Yaptığı son koşu 1500'de 3.lükte ayrıldı. Ondan önce koşusu derecesiz ayrıldı. Derecesiz ayrılmasının sebebi de şöyle, 1400'de mücadele etti. Hatta o grubu da ben rahat geçmesini bekliyordum. O zaman da hatta banko olarak önerdiğim bir safkandı sevgili dostlar. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Çıkışta Gökhan Kocakaya atın boynuna sarıldı, ayağa kaydı. Üstüne tekrar çıkmak istedi ama bir türlü çıkamadı ve de attan da düşmüş olmuştu sevgili dostlar. Son yani ilk 20 metrede maalesef atın üstünden düşerek derecesiz ayrıldı. Ben burada 11 nolu Kızım Asiyam diyeceğim. O da Akın Sözen'le 5. kez buluştu. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. 11 nolu Kızım Aysima, pardon Asiyam dedim, bakmayın. Aysima, Kızım Aysima benim bankomdur. 11 nolu safkanımız. Evet, 8. koşu altılı gayanımızın da son ayağı oluyor. Handikap 15. 5 ve yukarı Araplar 2000 metre sentetik kumla start alacak. 15 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 2 nolu Arapoviç, 11 nolu Neşetim ekürü olarak start alıyor. Evet, burada 2 safkan benim için yeterli. Arapoviç ilk şans vereceğim atım olacak. 2 nolu safkanımız 13 nolu Neşetim'le de ekürü avantajını da eliyle bulunduruyor. Evet, buna en ciddi rakipte 5 nolu Arisan diyeceğim. Halil Altın'la sevgili dostlar, yaptığı son koşu 2100'de handikap 16'yı kazanma başarısı göstermişti. Yine etkili bir koşu bekliyorum. Yani sıralamam 2 ve 5 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Altılı gayrımızın son ayında. Evet, Bursa'dan İstanbul şablonumuz için aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. Ara sıra dilimde sürçtü, birazcık rahatsızım sevgili dostlar, boğazlarım da havalardan dolayı. Bursa'da onu da belirteyim, Bursa'da hafif bir yağış var. Geçen Bursa'da da yağış vardı ama hava kapalıydı, yağış yoktu pistimizde. Bu sefer belki yarın pist etkilenebilir. Bursa programımız da var biliyorsunuz, İstanbul'u yorumladım ama önceki videomda Bursa programımız vardı. Dikkat diyorum, havada yağıştı. Biz de zaten ona göre çalışmamızı yapıp sizlere safkanları buluşturmuştum önceki videomda. Evet, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.